Biz iç içe geçmiş ve fevkalade önem taşıyan bir durumdayız Avrupa'yla. 2262 firması var şu sırada Hollanda'nın Türkiye'de. 2002 ile 2014 yılları arasında, yani mevcut hükümetimizin iktidarı döneminde 22 milyar dolarlık doğrudan yatırım yapılmıştır. Yani sıcak para değildir bu. İstihdam yaratıcı yatırımlardır. 1930'lardan bu yana Türkiye'de mesela Philips gibi inanılmaz geçmişi olan, bunlar hep Hollanda, Shell Hollanda, pek çok yatırımlar da mevcuttur. Türkiye'deki, Hollanda Türkiye'deki yatırımlarda Almanya ve İngiltere'den sonra 3. sırayı alır. Yani netice itibariyle de işler kötüleştiği ölçüde Türkiye'nin zarar görmesi muhakkak söz konusudur. Bu tabii bir onur meselesidir aynı zamanda, ama göreceğiniz zarar, karşı tarafa verebileceğiniz zarardan çok daha büyükse bunun hesabını da çok iyi yapıp yola çıkmak lazım. Biz geçmişte Fransa'yı Ermeni sorunu dolayısıyla zorlamak istedik. Baktık ki çok can acıtamıyoruz. Arkasından İtalya, Öcalan dolayısıyla gene aynı noktaya geldik. Orada da çok fazla can acıtamıyoruz. Bunlar da unutulup gitti. Dolayısıyla şöyle tamamlayayım. Kavga bütün dostlarımız ve çevremizle aramızı bozdu. Üslup da bunun üzerine eklendiği zaman bunlar giderek daha derinleşti. Bugün Avrupa olmak üzere ama Batı'yla da ilişkilerimizde yeni sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Aklın yolu birdir. Efendim, kavga ederek değil, diplomasi yolunu kullanıp uzlaşarak ve daha önemlisi barışçı yoldan çözüm arayarak bu işleri suhuletle ve en önemlisi kavgadan uzak ama olması gereken şekilde çıkarlarımızla savunan bir noktada durarak yürütmeye çalışmak galiba daha akıllıca bir iş olacaktır. İnşallah bu noktaya da hep beraber geliriz diye düşünüyorum. Uluç Bey, ana muhalefet lideri. Bu referandum sonuçları ne olursa olsun herhalde Avrupa ile aramızda ciddi sorunlar yaratmaya herhalde aday gözüküyor.